Arkadaşlar ya, artık bundan sonra Barbie adlı elemanı da düşmanlarımızdan saymalıyız. Evet abi. Evet. Madem ki o bizim düşmanlarımızı seçti. Düşmanımın dostu benim de düşmanımdır. Ay o kadar gel gitme, yapma etme, eyleme dedim. Dinlemedi bizi. Ya arkadaşlar, Barbie bizi resmen sattı. Bundan sonra çömez muamelesi görecek, olacak bitecek. Ya arkadaşlar, bence kızı hemen öyle aforoz etmeyelim. Yani kim bilir, belki de bize kızdığı için yapıyordur. Ya yerim onun kızgınlığını ya. Bizi niye harcıyor o zaman? Hepimize birden yanlış yaptı. Cezasını çekecek. Arif doğru söylüyor abi. Arif doğru söylüyor. Kol kırılır ama yen içinde kalır. Bundan kelli. Barbie bizim. Düşmanımız. Düşmanımız abi. Gör şimdi bakalım neler olacak. Öğretmenim. Efendim Kerem. Öğretmenim, ben de sizinle beraber gelip evden birkaç parça eşyamı alayım. Ben yarın bir çantaya koyar okula getiririm senin eşyalarını. Ah bu arada sabahleyin sana vermeyi unuttuğum bir şey var. Bu senin. Bu ne? Rüyanın hatırlamak istemediği anıları diyebiliriz. Tabii kızı suçlayamayız. Bir şehir eşkıyasını niye hatırlamak istesin? Ben de hatırlamak istemem. Görüşürüz. Abla. Abla. Hayatımdaki bütün kadınlar beni tek tek terk ediyor. Boşver. Esas senin bu saplarla ne işin var? Bak onlar benim sınıf arkadaşlarım. İstersen seni tanıştırabilirim. İstemez. Okey, dördüncü gibi aralarına katılacağımı mı zannediyorsun? Eğer dört hıyarla dolaşmak istiyorsan git sınıftan bir hıyar daha al. Hop hop. Ne diyorsun sen öyle hıyar mı ya? Rüya, kim bu salak? Bana bak Morekante. Salak malak deme. Korum kafaya. Kerem yapma lütfen. Onlar benim en samimi arkadaşlarım. Belli oluyor zaten. Pamuk Prenses ve üç salaklar masalı gibisiniz. Bana bak, sen çok ileri gittin ha. Kaşınıyorsun galiba. Evet, kaşınıyorum. Ne oldu? Durun. Yok ki. Ne oldu? Ne kaşındı? Ne kaşındı? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Erkek, siz buraya gelsenize lan. Bekle, yasa yanındayız. Ayol, bu programı dün de yayınlamışlardı, hatırlıyorum. Sorma babaanne, sorma. Bu televizyoncular hep böyle. Bir program tutuluyor, reytingleri iyi. Daya, tekrar aynı program. Bu ses ne? Evin içinde araba mı var da korna çalıyor? Yok, kapı çalıyor, kapı. Pikachu,
Oğlum ne bu hal? Gel gel içeri. Yok be abi bir şey. Çocuk gibi olmuşsun ya. Yok abi yok, azıcık ıslandım. Dışarıda da yağmur yağmıyor ki. Geç geç içeri abi. Bir ayakkabıları çıkar. Allah Allah. Maymuna bağlamışsın. Babaanne dur tamam, biz soyunuruz, sen televizyon seyretmeye devam et. Evet evet ben böyleyim, merak etmeyin, bir şey yok. Yok yok, böyle kesin hastalanır bu. Babaanne böyle iyiyim ben, bir şeyim yok. Ben sana şimdi güzel bir tavuk bacağından limon kabuğu kaynatayım, güzel çorba haşlayayım. Onu iç iç bir şey çiğ kalmaz evladım. Şimdi haşlıyorum ben, şimdi. Birebir, hastalığa birebir abi. Ya tut abi şunları ya. Ne oldu abi sana böyle? Akdeniz bokuna bağlamışsın. Kopirim hiç espri kaldıracak halde değilim. Tut. Tuttum abi. Hiç büyümedin Kerem, hiç. Hep başına buyruk küçük bir çocuk olarak kaldın. Olurdu biraz büyüyüp de şu ablana şu hayatta bir destek olsaydın ha. Mutlusundur şimdi. Daha da mutlu ol. Arkadaşlarınla vur patlasın, çal oynasın. Köpeksiz köyde değneksiz dolaşırsın artık. Hadi. Kopilim be. Bir titreme bir ter geldi bana. Abi sen iyice şifayı kapmışsın be. Suratın da domates gibi kıpkırmızı. Yutkunurken de boğazım acıyor oğlum. Sana ilaç buldum Kamaço. Tam 9 senedir arıyordum bu ilacı. Şansına buzdolabının arkasında buldum ya. Al bakayım. Al bundan bir tane iç. Babaanne. İçmesem ben bu ilacı çok da kötü hissetmiyorum kendimi. Olmaz olmaz. İç bakayım. Olmaz olmaz. Olmaz Kamaço. İç abi iç. Babaannemin ilaçları çiçek gibi gelir, çiçek. Zaten abi bu evde neyin son kullanma tarihi geçmemiş ki? Nasıl? Sevdin mi? Sevdim sevdim. Hah, o zaman bir tane daha iç. Sonra bulamazsın bu ilaçlarda. Al bakayım. Şuraya bak. Üf Ruhi abi ya. Nerede benim kitaplarımın arasında? Savaş alanına dönmüş. Kıvıl zararlısı. Onun için hala ağlıyorsun. Rüya yapmayacaktım bunu. Ne diyor? Bir şey demiyor babaanne, sayıklıyor sayıklıyor. Ben bunun halini hiç beğenmiyorum. Hasta bu ayol, hasta. Babaanne doktor çağıralım mı doktor? Doktor tabii. Baksana çok yemekten yanakları kızarmış. Of babaanne ya. Of ya. Yok abi. Galiba en iyisi Ahmet Hoca'ya haber vermek. Terlesin terlesin, iyidir. Terlemek iyidir. Allah Allah ya, sen bana sabır ver ya. Kaçtı bu numaraya. Nereye koydum Ahmet Hoca'nın tabi? Kopil. Ablamı arama. Abi haber vereceğim ben. Sen çok hastasın abi ya. Bizim de elimizden bir şey gelmiyor. Kopil ben iyiyim. Yatacağım geçecek. Madem öyle istiyorsun kardeşim. Ablama sakın bir şey söyleme. Ne tablası verecekmiş
yapıyorsun sen? Nasıl yani? Abi felaket ateşi var ya. Evde yatıyor. Kafasını kaldırmadı dün geceden beri. Ya abi çıkışla beraber eve gidelim. Kardeşimize destek olalım değil mi? Beyler. Fark ettiniz mi son zamanlarda düşmanlarımız bayağı bir çoğaldı. Eskiden bu kadar kalabalık değillerdi. Ama boş ver be kardeşim. Biz yine satışlar gördük. Barbie, canım. Canım. Ne haber? Canım ulan şimdi çarpacağım ağzım olacak ha. Ne oluyor ya? Ne var bunda canım? Bak yine sana canım dedim. Ya benim canım bu laftan çok sıkıldı ya. Ne haber canım? Ortega, galiba bu sivilce bize dalga geçmeye falan çalışıyor galiba. Hep bu Mars'ın etkisi yüzünden arkadaşlar. Sakin olun, Jüpiter yolda. Allah Allah ya. Mars'ta bir ilgisi yok Kiraz'cığım. Bu insan benzeri şeylerin sinirleri bozulmuş. Hatta sinirleri değil, karakterleri de bozulmuş. Barbie, saçmalama artık ama ha. Günaydın. Oturun. Kerametin güç verir nerede? Öğretmenim, Kerametin güç verir gelmedi. Gelmedi değil, gelemedi. Bugün biraz sen... Ali, bana doğruyu söylemen için sana süre tanımıyorum. Öğretmenim, hasta. Evde yatıyor. Hasta mı? Ama durumu iyi o. Dün akşam az biraz ateşi çıktı ama şimdi iyi yani. Ya kaça çıktı? İlaç verdiniz mi? Verdik. İyi. Merak etmeyin öğretmenim. Bir şeyci yok. Zaten merak etmiyorum Ali. Ya ilaç verdiniz. Açın şeyi. 37. sayfayı açın. Abla. Kerem. Abla. Kardeşim. Abla. Ne yapacağız ya? Abla. Kardeşim. Otuz dokuz buçuk. Kardeşim, kendine gel ya. Kerem. Baba mı diyor? Ah canım. Çağır gelsin şu Sabine'nin babasını. Baba diye sayıklıyor. Abi, ben hep söyledim zaten ya. Bir maça, bir diskoya, bir de kavgaya yalnız başına gidilmez diye. Al, yiğitlik yapayım dedi. Çocuğu denize attılar ya. Ne yapacağız hay Allah'ım ya? Çocuğun şirazesi bozuldu babaanne. Kardeşim. Yahu çağır şu çocuğun babasını. Kendi kendine tın tın konuşup duruyorsun. Abi affet beni. Günah benden gitti. Haber vereceğim babaanne. Dayan kardeşim. Dayan. Alo. Ahmet Hoca, öğretmenim. Adresi versem acele bizim eve gelebilir misiniz? Kerem. Biraz rahatsızlandı. Aslında durumu kötü biraz. Veriyorum. Abla. Ah be çocuk. Al evlatçım. Al bunu oğluna içir. Hiçbir şeyci kalmaz. Teşekkür ederim. Yalnız babaanne, o onun dandisi değil, türdeşi. Anlamadım. Ya diyorum ki, o onun dandisi değil, türdeşi. Annesi değil, kardeşi mi? Ya. Geçmiş olsun evlatçım. Teşekkür ederim. Öğretmenim biz de böyle anlaşıyoruz işte. Ben onun dekoderiyim. Ben çözemedim de. Ben de 5 yılda önce çözebildim. Yuvarlanıp gidiyoruz işte. İçin evlatçım onu için. İğneye ilaca gerek yok. Şıp diye keser. Tamam efendim. Abla. Buradayım canım. Ben seni üzmek istemedim. Biliyorum bebeğim. Seni paylaşmam. Kimseyle paylaşamam. Tamam paylaşmayacaksın. Tamam kimseyle paylaşmayacaksın. Ah.
Abla. 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 Abla burada mısın? Ablam buradayım ablam. Abla sen misin? DNA testi ister misin? Abla hoş geldin. Hoş gelmedim. Kalk yürü evimize gidelim bak. Arkadaşının hayatında felç etmişsin. Eve mi? Eve gidelim ya. Enişten seni çok merak ediyor. Abla yoksa hayır. Ama yok şaka şaka. Bana çektirdiklerini ben sana ödetmeden evlenir miyim hiç? Ha? Tamam canım çok korktum bir dönüm. Ay hadi evimize gidelim. Ablam benim. Ya yap et ondan sonra ablam benim. Bak bir iyileş seni pişman ediyor muyum etmiyor muyum? Abla benim yine ateşim çıktı. Ay canım canım. Hamsi! Çok yaşa güzel yaşa. Ay, günlerdir iyileşemedin ne yağmuru yediysen böyle artık. Ne demek ne yağmuru abla? Ya ben sana yağmurda ıslandım diye yalan mı söylüyorum? Yo yalan söylüyorsun demeyelim ama bu konuda bazı şüphelerim var diyelim. Şüphe mi? Ne gibi şüpheler? Yani bu nasıl bir yağmurmuş ki? Seni günlerce yatıracak şiddette yağıyor ama İstanbul'da başka kimsenin bu yağmurdan haberi olmuyor. Sen tepende yağmur bulutuyla dolaşmadığına göre değil mi? Bu konuda bazı müphem noktalar var. Abla İstanbul sadece Kuzguncuk'tan ibaret değil ki. Ya koskoca şehir bir tarafında yağarken öbür tarafında yağmıyor. Ben yerim seni. Ne öyle Kuzguncuk'ta yağarken öbür de. Ay yerim seni. Yerim. Ben sana inanıyorum yavrum. Güzel bebeğim. Tamam abla hadi geç kaldık. Hadi. Hadi. Çok yaşa. Bana bak bugün okulda sakın koşup derleme. Vallahi hastalığın daha beter azar. Tamam mı Keramettin efendi? Kerem ablacığım. Bana Kerem demezsen bütün gün koşarım. E koş o zaman bana ne? Can senin canın. Ha, deli. Günaydın Afet ablacığım. Günaydın Rüyacığım. Nasılsın? Teşekkür ederim. Okula gidiyorum işte. Kerem, senin de iyi olduğuna sevindim. Teşekkür ederim. Sen Kerem'in hasta olduğunu biliyor muydun? Bilmiyordum ama o havada denize atılınca tahmin etmiştim. Denize? Evet. Gerçi bunun için Kerem'den özür dilemek isterdim ama o önce gelip arkadaşlarıma saldırdığı için özür dileyemiyorum. Öyle tahrik edici şeyler yaptı ki. Arkadaşlarına mı saldırdı? Evet Afet abla. Siz bilmiyor muydunuz? Artık öğrendim. Teşekkür ederim Rüyacığım. Biz seni tutmayalım Rüyacığım. İyi günler, iyi dersler. Size de iyi dersler. Demek yağmurda sokaklarda dolaştın kerametin güç verir. Demek Rüya'ya attığın tokat yetmedi gidip arkadaşlarına saldırdın. Sonra da bana yalan söyledin. Çok güzel. Kişiliğin yavaş yavaş oturmaya başlıyor. Başarısız, kompleksli, saldırgan, her şeyden önemlisi yalancı. En büyük aldanma başkalarını aldattığını sanmaktır. Hayat senin. Hala iyi bir insan olduğunu düşünüp kendini aldatmak istiyorsan sen bilirsin. Ama ben olsam ne olduğumu düşünüp düzelmeye çalışırdım. En azından denerdim. Çok hep beraber arkadaşlar. Beyler, en tepedeki bela gittiğine göre sıra çömezlerde. Merak etme kardeşim. Onların da eninde sonunda gideceği yer kanalizasyon zaten. Start my horse be kopilim. En fazla üstlerine bir sifon çekeriz kardeşim. Şş, herhalde abi. Zaten her sene böyle toplu bir temizlik gerekiyor değil mi? Nasıl? Senin gibi mi toplu iri kıyı? Hayır canım ağzın gibi toplu. Yok toplamazsan ben toplayacağım uyandırayım. Akrep burcu değil misiniz? Hepiniz aynısınız. Boş ver be Arif'i. Çocukla çocuk olmayalım ya. Ya abi şimdi bu yine takmıştır gezegen mezegen boş işler. Büyücü değil mi bu zaten boş ver. Bu concomlar okula bayağı alıştılar galiba. Baksanıza Amil Bey bile gitti ama onlar hala buradalar. Arkadaşlar bir şey sorabilir miyim? Size gelecekte ileride ne olacağınıza dair bir soru soruldu mu hiç? Kesin sorulmamıştır. Bence de sorulmamıştır. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Siz gelecekte ileride kesin odun olun. Şok şok şok. Flash flash flash. Günün haberi. Sivilce konuştu abi. Aynen. Kupilim. Patlat o zaman abi. Niye abi? Sivilceyi mi? Yok be kardeşim.
Sen man kafasını patlat, arada nasıl olsa sivilce patlar. Geldi. Kolaydı öyle sivilce patlatmak, kafa patlatmak. Geldi. Doğru söylüyorsun. Kafanı bulamayacağımız için çok haklısın. Arkadaşlar, nane şekeri satıyorum. Nefesinizi ferahlatır, sinirlerinizi yatıştırır. Ayşen! Sen uzan lan oradan, hadi! Ne öyle birader, lanlımanlı konuşuyorsun? Ya sen ne yapıyorsun? Günaydın. Sizi böyle kaynaşmış, birbirine sarılı halde görmek ne güzel. Benim adım Emin Karakaya. Oturun. Bundan sonra coğrafya derslerini birlikte yapacağız sevgili arkadaşlar. Bundan sonra sizlere numaranızla hitap edeceğim. Kimse birbirine ismiyle hitap etmeyecek. Sen, nedir bu saçlarının hali? Benim saçlarım mı efendim? Numaran kaç? 122. Söyle bakalım 122. Sence burası bir gece kulübüne benziyor? Hayır efendim, benzemiyor. Anlaşılmadı evladım. Hayır efendim, benzemiyor. Daha yüksek! Hayır efendim. 122, yarın saat 11:07 geçe saçlarını kestirmiş olarak seni karşımda göreceğim. Ben saçlarımı kestirmem ki. Anlaşılmadı, daha yüksek 122. Ben saçlarımı kestirmem efendim. Demek otoriteye, güce karşı geliyorsun öyle mi? Kalk! Şimdi kestirmede görelim bakalım. ...122 hemen buraya gel. 122 seni son kez uyarıyorum. Sen numaran kaç? 138. Söyle arkadaşının sınıfta kaldı. Peki efendim. Sen. 144. 144. Bundan sonra ben gelene kadar yoklamayı sen yapacaksın. Herhangi birinin tırnakları uzun, saçları dağınık ya da forması ütüsüz olarak derse girdiğini görürsen sorumlusun, sen olursun. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Güzel. Şimdi açın bakalım coğrafya kitaplarınızın 37. sayfasını. Marmara bölgesinin dağları. Kimler ezberledi? Benim öğrencilerim her zaman derse hazır halde gelmeli. Ezber yapacaksınız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Güzel. Şimdi başlayın bakalım ezberlemeye. Bir dahaki ders sizleri sınav yapacağım.